Daha önceki derslerimizde create bölümünde standart primitives ve extended primitives özelliklerini görmüştük. Şimdi gelelim sıradaki özelliğimize, compound object bölümüne. Compound object bölümünde ilk özelliğimiz nedir? Burada da gördüğünüz gibi morph özelliği. Morph özelliğini öğrenmek için öncelikle ben sahneme gördüğünüz şekilde 5 adet top çizdim. Bu topların ana şekli buydu. Bunları kopyaladım. 4 tane daha kopyaladım. Ve bu kopyaladıklarım üzerinde şekli deformasyona uğrattım. Yani biraz ezdim, büktüm, bu şekilde soktum. Morph özelliği nedir peki? Şimdi morph özelliğinin çalışabilmesi için öncelikle şunu size söyleyeyim. Bu şekillerimin hepsinin editable poly'ye çevrilmiş olması gerekiyor. Bakın burada hepsini çevirmişim, bunu çevirmişim, bunu da çevireyim. Convert to editable poly diyorum. Şimdi bu benim ana nesnem. Bunlar ise öteki şekillerim. Morph özelliği şekli gördüğünüz aşamalara kademeli olarak geçirmek için oluşturulmuş bir animasyon özelliğidir diyebilirim morph özelliğini. Şimdi ben ana şeklime tıklıyorum. Morph'a tıklıyorum. Geliyorum. Önce AutoKey'i açalım. Bakın şurada açtım. Şimdi geliyorum en başta bunu 25'e kadar çekeyim. Ve Pick Target'ten ilk şeklimi tıklamış olayım. Dedim ki 25'e kadar ilk şeklim bu. Şimdi geleyim bunu 50'ye çekeyim. Pick Target'ten ikinci şeklimle bu tıkladım. İkinci şeklim bu. Gelip bunu 75'e çekeyim. Pick Target seçili zaten. Üçüncü şeklim bu. Gelip bunu 100'e çekeyim. Şöyle 95'e çekeyim. Pick Target'tan son şeklim de bu. Şimdi benim topum en baştan itibaren önce bu şekli, sonra bu şekli, sonra bu şekli, sonra da bu şekli alacak. Şimdi play tuşuna basalım. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi ana nesnem şekillerin her birini teker teker taklit etmeye başlıyor. Peki, bunlar neler yapılabilir? Morph'un özelliği nedir? Şimdi bu daha çok animasyonla uğraşanlar için gerekli bir özellik aslında. Diyelim insan yüzü çizdiniz. Ağlamasını, gülmesini veya bir konuşma hareketi yapmak istiyorsunuz. Bir ağız çizersiniz. Ağzını önce kapalı, sonra açık şekilde çizebilirsiniz. Sonra yara açık, sonra gülümser şekilde yapabilirsiniz. Bunları tek tek böyle betimlerseniz, bir gerekirse belki 100 tane konuşma süresince, belki 150 tane böyle kopyalayıp o ağız şeklini vermeniz gerekebilir. Böyle her bir segment arasına atıp, her birini tek tek seçip, ağzın o yolda hareket etmesini, yani konuşma özelliğini, bir hayvanı konuşturma, bir insanın, bir çizdiğiniz bir animasyonda bir insanın konuşmasını bu şekilde taklit edebilirsiniz. Morph özelliği budur. Bakın tekrar başlıyorum. Morph buradaki bütün şekilleri tek tek taklit ederek o hareketler arasında bir geçiş sağlama özelliğidir. Bir animasyon özelliğidir diyoruz arkadaşlar.